Türkiye'ye dayatmak istediği yeni anayasa AKP'nin sonunu getirecektir. İnşallah. Evet. Şimdi bakın, bir yeni anayasa iddiasıyla ortaya çıktılar. Bu yeni anayasayı da 4 maddede, bizim açımızdan önemli kısımları 4 maddede özetleyebiliriz. Birincisi, diyor ki Türk milletini vatandaşlık tanımından çıkartacağım. Yani hepimizin mensubu olduğumuz, gururla parçası olduğumuz Türk milletini anayasadan silecekmiş. Böyle bir iddia. Anayasa tanımı var. Orada vatandaşlıkla Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı olanlar diyor. Kim peki o adamlar? Türkiye'nin vatandaşları kim? Hukuken Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağı olanlar ki bizim anayasalarımızda hep o Türkiye tanımlandı. Çünkü bir gerçek. Anayasalar gerçeklere dayanır. Şimdi bunların planı, Türkiye'yi Amerika'nın bölme planı içerisinde anayasaya, anayasadan sizi, bizi, hepimizi Hakkari'den Edirne'ye kadar bu topraklarda yaşayan Türk milletini anayasadan silmek. Birinci iddiaları bu. Yani bir anlamda Türk milletine, size, hepimize, bu millete bir savaş açmış durumdadırlar. Anayasadan Türk milletini çıkartmak, Türk milletine bir savaş ilanı. İkinci iddiaları, efendim özellik yapacağız diyorlar. Ne yazık ki bu HDP ile birlikte bu hem Türk milletini çıkartmak, PKK'nın, HDP'nin Türkiye'ye dayattığı anayasa maddeleridir. Ve adını anmak istemiyorum, Atatürk'ün kurduğu partinin de bu vatandaşlık tanımını kabul ettiğini çeşitli kararlarından, beyanlarından, yöneticilerinden görüyoruz. Yani vatandaşlık tanımından etnik kavramları çıkartalım diyorlar. Sanki Türk bir etnik kavrammış gibi, onun tarihten gelen siyasi bağlarla oluşmuş, hepimizi birleştiren, büyük kültürel birikimini reddeden, Türk İmparatorluk tarihini, Türk devrim tarihini, Atatürk'ü, millet oluşumuzu reddeden anlayışlar hem HDP ile hem AKP ile ne yazık ki paylaşılıyor. Bu özellik konusunda da kurultaylarda kararlar alınıyor. Avrupa özellik şartını kaldıracağız diye ve anayasaya da özelliği koymak. Özellik değerli arkadaşlar, vatanımızın bir bölümünde, bir bölgesinde ayrı otorite oluşturmak. Bir nevi devletçikler kurmak, o devletçiklere vergi toplama hakkı vermek, o devletçiklere siyasi silahlı bir takım organizasyonlar oluşturma olanakları vermek. Zaten bugün PKK biliyoruz, haraç topluyor, yol kesiyor, ben buralarda devlet olacağım diyor. Özellikle bunun meşrulaştırılmak istendiğini görüyoruz. O açıdan da özellik bizim vatan bütünlüğümüze karşı bir mücadele ilanıdır ve Amerikan planıdır. Özellikliği de kesinlikle kabul etmiyoruz. Üçüncü olarak cemaatler, tarikatları yasallaştıracağız diyorlar. Yani Atatürk'le tekkeleri, zaviyeleri 1925 yılının sonunda kaldırmıştık Aralık ayında. Hem bir bakanlar kurulu kararnamesi hem de kanunla. Şimdi tekrar o zaviyeler, tekkeler, cemaatler, tarikatlar getirilecek. Onlara yaşam tarzı güvenceleri kurultaylarda kararlaştırılıyor. Son CHP kurultayında 7. maddeye bakabilirsiniz kurultay bildirisine. Yaşam tarzı, Türkiye'de güvenceli olan bir tane yaşam tarzı vardır. Medeni kanunun getirdiği ve Atatürk devriminin tanımladığı çağdaş toplum. Çağdaş toplum dışında bir yaşam tarzı kabul etmiyoruz. Tarikatların, cemaatların, efendim 4 tane eşi olacak, kadınlar 1/3 mirastan alacak, erkek önde, kadın arkada gidecek, bu tür yaşam tarzlarını hiç kimse Türkiye'ye, Türk kadınına, Türk erkeğine, Türk toplumuna kabul ettiremeyecektir. Başkanlık sistemi diyorlar. Bizim 1876 ilk kanunu esası, yani 1876 meşrutiyetin ilanıyla kabul ettiğimiz
anayasamızdan bu yana oluşmuş bir anayasa geleneğimiz var. Türkiye'miz dünyadaki anayasalı toplumların, devletlerin önde gelenlerindendir ve büyük bir anayasa tecrübesi yaşamıştır. Bu tecrübesini Atatürk devrimiyle en son doruğa çıkartmıştır ve Türk devrim tarihinde arkamızda kalan anayasa sürecinde oluşmuş bir başka parlamenter rejim söz konusudur. Bu bizim hayatımıza uygundur ve geleceğimizi kurmada devletimizi örgütlemek açısından, devlet organları arasındaki ilişkileri düzenlemek açısından en uygun sistemdir, parlamenter sistem. O nedenle başkanlık rejimi Türkiye'ye yabancı, zaten Amerika'dan dayatılıyor. Niçin dayatılıyor? Bütün yetkileri bir başkanın elinde toplamak, yasama yetkilerini, yürütme yetkilerini, yargı yetkilerini, bir nevi bir mafya diktatörlüğü kurmak. Bir mafya rejimi kurmak için başkanlık sisteminden söz ediyorlar. Başkan etrafında bir mafya olacak, sıcak para diktatörlerinden, büyük faizcilerden, dolar borsa vurguncularından, tarikat rantçılarından oluşan bir dar kesim. Zaten bu oluşmuş, görüyoruz. Şimdi bunların kullandıkları yetkiyi ve yaptığı yağmayı anayasaya başkanlık sistemi diye koyup meşrulaştırmak peşindeler. Buna da kesinlikle Türk toplumu olarak izin vermiyoruz. Ama değerli arkadaşlar, şunu önümüzdeki dönem görmemiz lazım. Esas büyük mücadele Türkiye'nin bölünmesine yönelik olan Türk milletini anayasadan çıkartmak ve özelliği Türkiye'ye kabul ettirmek bu noktalarda olacaktır. Buraya yığınak yapıyoruz. Size tabii duymuşsunuzdur ama ben de o güzel haberi vereyim. Ankara'da bir milli anayasa hareketi kuruldu. CHP'li arkadaşlarımız var, eski milletvekilleri, MHP'li eski bakanlarımız yönetiminde bu milli anayasa hareketini, muhafazakar milliyetçilerden yine var, Vatan Partili arkadaşlarımız var ve partisiz olan Türkiye'nin aydınları, Atatürkçüleri ve çok önemli kurumlar var. Yani Türkiye Gençlik Birliği gibi en kuvvetli gençlik örgütü. Cumhuriyet Kadınları Derneği gibi, burada da temsilcileri var, onları da selamlıyoruz. Cumhuriyet Kadınları Derneği örgütü, TESUT gibi Türkiye Emekli Subaylar Derneği, yani emekli askerlerin örgütü, Türkiye Sanatçılar Birliği gibi Türkiye'nin en büyük sanatçı örgütü, yani kitle örgütleri de kucaklayan ve çeşitli siyasi partilerden gelen insanların oluşturduğu, önderlerin oluşturduğu bir milli anayasa hareketi. Bu milli anayasa hareketi çalışmalarına başladı ve 27 Mart'ta da bu ayın, yani 2-3 hafta sonra Ankara'da 27 Mart Pazar günü büyük bir kitlesel Nazım Hikmet salonunda 5000 kişiyi alan büyük bir salon, Ankara'nın en büyük salonu. Orada büyük bir kitle toplantısıyla da aynı zamanda Türkiye'ye kuruluş amaçlarını ve duruşunu ilan edecek Milli Anayasa Hareketi. Sizleri de 27 Mart'ta bana verilen Milli Anayasa Hareketi'nin yöneticilerinin benden istediği görevi şimdi yerine getiriyorum. Onlar sizleri Ankara'da 27 Mart'ta Türk milletini savunmak, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü savunmak, Atatürk'ün devrimci geleneklerini Ankara'da savunmak amacıyla sizleri Ankara'ya 27 Mart günü davet ediyorlar ve bekliyorlar. Onu da size bildiriyorum. Değerli arkadaşlar, borçlanma ekonomisinden Türkiye mecburen çıkmak zorunda. Çünkü borçlanma ekonomisiyle artık deniz bitti, gidecek yol yok. Borçlanma ekonomisi bitti. İki, vatan bütünleşiyor. PKK hendeklere gömülüyor. Onun kesin sonuçlara varması için bölge ülkeleriyle, Asyalı büyük ülkelerle ekonomik güvenlik alanında işbirliği de Türkiye'nin önünde bir mecburiyet olarak duruyor. Şimdi tarihsel süreç önümüze bu iki görevi koymuş.
Vatan bütünleşecek, üretim ekonomisine geçilecek. Birleşen Türkiye, üreten Türkiye. Bu çözüm önümüzde duruyor. Ve Türkiye bu çözüme ilerliyor. Ama tabii kendiliğinden olmayacak bu. Gökten iradeyle değil, biraz evvel arkadaşımız irade vurguları yaptı açılışta. Çok teşekkür ederim, hepimizi heyecanlandırdı. Sizlerin iradesiyle, milletin iradesiyle ama en başta da öncüler. Kritik tarihi dönemlerde öncülerin rolü öne çıkar. Yani İstiklal Savaşı'nda olduğu gibi, devrim dönemlerinde olduğu gibi sonuç olarak Türkiye halkının, Türk milletinin öncüleri, onların kararlılığı, onların programı, onların idealleri önündeki süreçleri Türkiye'nin belirlemiştir. Yine belirleyecektir, yine belirleyecektir. Bizim büyük bir üstünlüğümüz var. Arkamızda Atatürk devrimi gibi çok büyük bir eylem var. Bize ışık tutan, bütün dünyada, yalnız Türk milleti açısından değil, bütün mazlum milletleri ayağa kaldırmış, ateşlemiş 20. yüzyılın başındaki en büyük eylem var. Şimdi değerli arkadaşlar, o Atatürk devrimini Türkiye'nin tamamlayacağı yıllara giriyoruz. Tamamlayacağı yıllara giriyoruz ve o yıllar, önümüzdeki süreç, siz Türk aydınlarını, Türkiye'nin öncülerini, üretim ekonomisinin öncülerini, vatan bütünlüğünün öncülerini görev ve sorumluluğa davet etmektedir. Ben de sizleri bu göreve davet ediyorum. Görev nedir derseniz, bu görevi yapmak için tabii diğer partilerimizde de milli olan bu vatan bütünlüğü mücadelesinde, üretim ekonomisi mücadelesinde Türkiye'nin bütün partilerindeki Atatürkçü, milliyetçi, vatansever, halktan yana, üretimden yana, emekten yana, Türk'ten yana olan bütün öncülerle de birlikte ileride hareket edeceğiz. O partiler arasındaki ayrım gayrımları da kabul etmiyoruz o açıdan. Ama biz Vatan Partisi olarak önemli bir öncü birikimi Vatan Partisi'nde topluyoruz. Onların kararlılığının diğer milleti ayağa kaldırmadaki rolünü de arkamızdaki olaylardan çok iyi biliyoruz. Onun için burada üye olmayan arkadaşlarımızı da üyeliğe davet ediyoruz. Diğer partilerden bu toplantımıza gelen arkadaşlarımızı, millettaşlarımızı, dava arkadaşlarımızı, milliyetçilerimizi, halkçılarımızı, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi yöneticilerini de tekrar buradan selamlıyoruz. Önümüzdeki dönemdeki büyük çıkış yolu için hepimiz gururluyuz, kararlıyız, güvenliyiz. Umut yayacağız. Karamsarlığın artık yeri yok. Umut yayacağız. Vatan Partisi'nin şu andaki sizlere teklif ettiği görev umut taşımak, umut yaymak. Umut, iyimserlik insan eyleminin en büyük enerji kaynağı. Bakın, mazot var, efendim, doğal gaz var, petrol var, elektrik var, enerji kaynakları. Ama insanın enerji kaynağı nedir derseniz, tarihe bakalım, insan umutla başlamıştır. Yani hayvandan farkı üretim yapmak. Kafasında bir proje var. Ben burayı ekersem buradan buğday çıkar. Ben onu alırım, değirmende eğitirim, un yaparım, sonra ekmek yapar yerim. Bu ekmek umudu. Yani insan buğdayı daha ekerken bir umutla ekiyor. Ekmek umuduyla. Veya demiri döverken tuncu, efendim, kalayla bakırı birleştirip tunç yaparken tunç umudu, bir umutla, bir projeyle başlamaktadır. Onun için umut en önemli enerji kaynağıdır. Aydının görevi, aydının görevi, sizin gibi önce arkadaşların görevi, millete olan sorumluluğu bu dönemde karamsarlıkları değil, şikayetleri, yakınmaları, acıları değil, umutları yaymak, umutları yaymak. Ve umutlu bir döneme giriyoruz. O umutlu dönemlerde yeniden burada buluşmak üzere hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum.